Soru Çözüm kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte öğretici serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz ardışık sayılar. Bakalım ardışık sayılarda nasıl sorular varmış, neler gelebilirmiş, bize temelini nasıl öğretiyorlarmış hemen izliyoruz. Şimdi ilk sorumuzda hemen 3n-5 ile 2n+9 ardışık iki tam sayı olduğuna göre n'in alabileceği değerlerin toplamını soruyor. Arkadaşlar ardışık tam sayı ne demek? Mesela 3 ve 4 değil mi? Ardışık sayılar. 2 ve 3 ardışık sayılar. Doğru mu? O zaman aralarındaki fark nedir? 1. O zaman bunların arasındaki fark da ne olacak? 1 olacak. O zaman 1 ben 3n-5 eksi 2n+9 yazıp fark 1 derim. Bir de ne yaparım? Bundan bunu çıkarırım. Bu daha büyüktür belki bilmiyoruz. 2n+9 eksi 3n-5 yazdım. Buna da 1 dedim. Doğru mu? Şimdi buradan çıkarsam şu eksi içeri de attığımda 3n-5 eksi 2n eksi 9 eşittir 1. 3n'den 2n çıktı. Burada da eksi 5 eksi 9 daha kaç yapar? Eksi 14 yapar. Eksi 14'ü karşıya attığımızda artı 14 olarak geçecek. N ne çıkacak? 15 çıkacak. Şimdi buraya bakalım. 2n+9 2n+9 eksi 3n eksi eksi daha artı yapar. Artı 5 eşittir 1. 2n-3n eksi n yaptı. 9, 5 daha 14 karşı attım. Eksi 14 olarak geçti. Eksi 14 artı 1 daha eksi 13. O zaman bu eksiler birbirini götürecek. N ne çıkar? Buradan 13 çıkar. N'in birinci değerimiz neydi? 15'ti. İkinci değerimiz neydi? 13'tü. İkisinin toplamı kaç yapacak? 28 yapacak arkadaşlar. Gördünüz mü? Gayet basit. Ardışık sayının ne olduğunu bilseniz yeterli. Aradaki farkın 1 olduğunu bilin. Yeterli. Başka hiçbir zorluğu yok. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bakın arkadaşlar bu tarz sorularda şöyle yerleştireyim. Şimdi bu tarz sorularda C büyük B büyük A diyor. Doğru mu? C büyük B büyük A. Şimdi diyor ki ABC'de ardışık çift sayılardır diyor. Buna göre ifadesinin değeri. Arkadaşlar ardışık çift sayıyı vermiş. Sıralamayı vermiş. Bakın burada sizin şöyle yapabiliriz. A buraya A artı 2. Şöyle A artı 2. Buraya da A artı 4 diyebilirim. Ardışık çift olduğu için. Ama ben bunu uygulamıyorum. Bunu ben gereksiz buluyorum. Böyle de olabilir. Fark etmiyor. Cevap çıkar aynı şekilde. İkisi de iki türde deneyeceğiz. Ben direkt değer veriyorum. Mesela 2, 4, 6. Size diyorum ya hani ÖSYM sizin nasıl sonucu cevabı bulduğunuza bakmıyor. Yeter ki doğru şıkkı işaretleyin ama nereden yaparsanız yapın. Şimdi bakın hem üstten yapacağım hem şu alttakinden yapacağım. Şimdi üsttekine göre yaparsam C-A 6 eksi 2 4. 4'ün karesi doğru mu? Şöyle yapayım 4'ün karesi. Artı B yani 4. Eksi A eksi 2. Bölü B eksi C. B ne? 4. Eksi C ne? Eksi 6. Doğru mu? Şimdi 4'ün karesi nedir? 16'dır. 16. Artı 4. Eksi 2. Artı 2 yaptı. Burası 18 çıkıyor zaten. 4 eksi 6. Eksi 2. Şimdi 18 bölü eksi 2'den ne var burada? Eksi var. Eksi 9 geliyor cevap. Gördünüz mü? Yani şunu yazarak yapsam. Bakın. C-A. C'ye ne dedim? A artı 4 dedim. Bakın. A artı 4 yazın buraya. Şuraya A artı 4 yazın. A artı 4'ten A'yı çıkarırsam A'lar gidecek. Ne kalacak? 4'ün karesi. Görüyor musunuz? 4'ün karesi. Ondan sonra artı B eksi A. Bakın artı B eksi A ne demek? Artı B yani A artı 2 eksi A. Artı 2'den A'yı çıkarırsam A'lar gidecek yine. Ne kalacak? Sadece 2. Gördünüz mü? Buranın sonucu neydi bizim? 2 idi. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar hepsi yerine oturuyor taşların. Anlaşıldı mı? B eksi C'de ne? A artı 2'den A artı 4'ün çıkarılması. Bunları birbirinden çıkarsak ne olacak? Yine A'lar gidecek. 2'den de 4 çıkacak. Eksi 2. Bakın biz ne bulduk zaten? Eksi 2'yi bulduk. Anlaştık mı arkadaşlar? Bakın bu tarz soruları iki türlü çözebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Şimdi ardışık sayı örneklerimizi yaptık. Şimdi bu ardışık sayılarda toplama işlemleri var. Bunlar nasıl oluyor? Bunların tabii ki de formülü var. Mesela burada şimdi tek sayıların formülü de var. Hani 1 artı 3 artı 5 diye gidiyor.
2 artı 4 artı 6 diye giden çift sayıların formülü de var. Ama burada iki ayrı ayrı işlem yapıp uzatmaya gerek yok. Çünkü ne görüyorum ben? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop hop gidiyor 39, 40. Yani birden 40'a kadar bir toplam görüyorum değil mi? Yani ben bu ikisini toplarsam A ile B'yi A artı B ne olacak? 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 40'a kadar gidecek. Doğru mu? Birden 40'a kadar. Birden başlayıp n'e kadar giden sayıların toplamının formülü neydi? N çarpı n artı 1 bölü 2 değil miydi? N dediğimiz ne? 40. Bu kısım n diyoruz buraya. Doğru mu? N 40'ı yazalım yerine. 40 çarpı 41 bölü 2. Bu 2 gitti sadeleştirdi. 20 yaptı. 41 çarpı 20. 41 çarpı 20'de ne yapar arkadaşlar? 2 ile 41'i çarptığımız zaman 82. Yani sonra da 0 ekliyoruz. 820 yaptı cevap. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın. Tek tek yani bir yukarıyı tek ardışık sayıların toplamı olarak B'yi de çift ardışık sayıların toplamı olarak ayırmaya gerek yok. Böyle toplayarak bulabilirsiniz. Şimdi gelelim bir başka sorumuza. Şimdi bu sorumuzda da bakın arkadaşlar ne var? Bize demiş ki 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 35'e kadar x demiş. Sonra demiş ki 32 33 34 nokta nokta 100'e kadar da ne demiş? Y demiş. Olduğuna göre birden de 100'e kadar toplamını soruyor. Şimdi bakın az önceki gibi 1 2 3 4 5 35 gidiyor. Burada şimdi ama sıkıntı var. 32 33'ten başlamış. Direkt toplayamıyorum, doğru mu? Ama ben ne yaparım? Bunları yine toplarım. Bunları topladığım zaman ne yapıyor? Birden 100'e kadar yapıyor, doğru mu? Birden 100'e kadar yapıyor. 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 100. Fakat arada tekrar edenler var, doğru mu? Bu tekrar edenler nedir? 32, 33, 34 ve 35, değil mi? Bunlar tekrar ediyor. Ama 36, 37 falan tekrar etmiyor. Doğru mu? O zaman biz bu 4 sayıyı toplayıp tüm sonuçtan çıkarırsak cevabı buluruz. Doğru mudur? Peki bizden x ve y türünden istemiş zaten. Ben şunun cevabını bulmama gerek yok. Yani bunu bulabilirdim. N çarpı n artı 1 bölü 2'den. 100 çarpı 101 bölü 2'den. 101 çarpı 50 falan. Uğraştıracaktı. O yüzden soru bize x, y olarak istemiş. Bizim sadece şu 4'ün toplamımız yeterli olur. 30'u biz 4 ile çarparsak ne yapar? 120 yapar. 120'nin üstüne de 5, 9, 12, 14 eklersek 120'nin üstüne 14 eklediğimizde 134 yapıyor. O zaman bu 4'ün toplamı kaçmış? 134. Bizden ne yapmamızı istiyoruz? Çıkartmamızı istiyoruz. O zaman bakın çıkartılan şık hangisi? Edirne. Doğru mu? X artı Y eksi 134. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Buradan da cevabı buluyoruz. Tamam. Dikkat ediyoruz böyle sorularda. Tekrar edenleri çıkarıyoruz. Bir kere bir kerelik çıkarıyoruz. Tekrar eden sayıları. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Şöyle. Şimdi burada da bize demiş ki A 7 çarpı 9 artı 8 çarpı 10 artı 9 çarpı falan falan gidiyor. 22 çarpı 24'e kadar. Olduğuna göre 8'in karesi, 9'un karesi, 10'un karesi, nokta nokta 23'ün karesi. İfadesinin A cinsinden değerini soruyor. Arkadaşlar bakın şimdi. Şimdi bu soruda nasıl yapacağız? Şimdi bu soruda biraz mantık yürütmeniz gerekiyor. Bakın bu mantığı yürütmek, ya hocam nasıl oluyor ben mantık yürütemiyorum falan filan diyenler için böyle mantıkları yürütmek bol bol soru çözmekten geçiyor. Arkadaşlar bir sürü soru bankası alın. Piyasada çok güzel soru bankaları var. Bu soru bankalarını alın, sürekli çözün, sürekli çözün, sürekli çözün. Anlaşıldı mı? Başka çareniz yok. Şimdi geldik çözümümüze. Şimdi bakın 8'in karesi kaç arkadaşlar bunun cevabı? 64, doğru mu? Peki 7 çarpı 9 kaç? 63. Şimdi diğerine bakalım. 8 çarpı 10 kaç? 80. 9'un karesi kaç? 81. Allah Allah. 9 çarpı 11 99. 10'un karesi kaç? 100. Artık bir şey fark ettik. Nedir? Bakın 64, 63, 81, 80, 100, 99. Burası hep nedir? 1
Küçük, doğru mu? Eksi 1. O zaman ben ne derim? A cinsinden istiyor. A buranın sonucunun ne olacak burası? Şurası A'dan daha büyük olacak, doğru mu? Daha büyük ne kadar olacak ama? Şimdi burada ne kadar var? Bir fazla, doğru mu? Burası da bir fazla, bir fazla. Peki kaç tane terim var? Onu bulalım. Terimleri şöyle kısa yoldan sayalım. 7, 8, 9, nokta nokta 22'ye kadar gidiyor, doğru mu? 22 terim sayısı bulma neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı eksi 1'di. Pardon, artı 1'di. Özür dilerim, yanlış yazdım. Burası kaç? 15. Artı 1 daha. Terim sayımız ne çıktı? 16 çıktı. O zaman 16 tane terim var, doğru mu? Şunların her biri birer terim. Şunlar. Şunlar birer terim. 16 tane terim var. O zaman 16 artı olacak, doğru mu? Artı 16 fazla çıkacak cevap. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın. Niye artı 16 dedim? Çünkü bize burayı soruyor. Buranın A cinsinden değerini soruyor. Burası daha büyük olduğu için A'dan 16 daha büyük, yani daha fazla deriz. Tamam. Anlaşıldı. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bu da son sorumuz. Güzel, böyle yeni nesil tarzda hoş bir soru. Şimdi burada en üst sırada 3 tuğla ve her sıra bir üstteki sıradan bir fazla olmak üzere 63 tuğla şeklindeki gibi yerleştiriliyor diyor. Şimdi bakın. Şimdi burada ne kadar varmış? 3 tuğla var. Doğru mu? Burada ne kadar var? 4. Nokta nokta buraya n diyorum ben. Şimdi 3 artı 4 artı nokta 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 n. Kaç, toplam kaçmış? 63'müş. Doğru mu? Şimdi ben n'i bilmiyorum. Bizden zaten n'i istiyor. Yani n'i bulmamız lazım ki kaç sıra oluştuğunu görelim. Şimdi ben bunu nasıl bulacağım arkadaşlar? N çarpı n artı 1 bölü 2 yapacağım. Doğru mu? N çarpı n artı 1 bölü 2. Niye bunu yaptım? Çünkü sıralı, doğru mu? Birer fark var aralarında. 3, 4, 5 diye gidiyor. Fakat bizim burada neyimiz yok? Bakın, 1 artı 2 değil mi? Şu kısım bizde ne? Yok. Doğru mu? Buranın toplamı kaç? Burası 3 değil mi? Burası 3 ise ben 3'ü ne yapmam gerekiyor bu toplamdan? Çıkartmam gerekiyor. Çünkü burası yok. Anlaşıldı mı? Burası olmadığı için 3'ü çıkartmam gerekiyor. Bu soruları böyle çözüyorum ben. Daha pratik. 63'e eşit dedik. Şimdi 3'ü karşıya atalım. Hemen şuraya yazalım. N çarpı N artı 1 bölü 2 66 oldu. Doğru mu? 66 2 ile çarp. Kaç yapar arkadaşlar? 132 yapar. Doğru mu? O zaman N çarpı N artı 1 neymiş? 132. N çarpı N artı 1 132 ise N kaç çıkar buradan? 11 çıkmaz mı? Hı? N eşittir. Ne çıktı? 11. Arkadaşlar bize zaten kaç sıra oluşmuştur diye soruyor. Biz N'i soruyor yani bize. Biz N ne bulduk zaten? 11 bulduk. O zaman cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Tamam. Evet arkadaşlar, ardışık sayılarla ilgili genel olarak temel öğretici konular bunlardı. Sorular bunlardı. Tabii ki de bunların yine yeni nesil tarzı daha zor kısımları da gelecek. Şu an temel almaya çalışıyorum herkes için. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.